Merhaba arkadaşlar. Buket ile kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İsteyenlerim adına ben niyetlendim. Harika bir hafta sonu olsun. İnşallah olaysız olsun, sıkıntısız olsun ve istediklerimize kavuştuğumuz bir hafta sonu olsun diyorum. Bu bir kolektif açılım arkadaşlar. Uyan sizin olsun. Uymayanı evrene gönderin. Ee, ben tabii ki de Kolektif adına pozitif bir, bir enerji gönderiyorum. Ee, şimdi açtığımda aldığınız enerji aslında sizin e, ne diyelim ona. Ya böyle bir totem uyguluyorum son zamanlarda. Hani bazen bir kuş görürüz, böcek görürüz, kalp görürüz. Bir enerji alırız ya İşte o sizin niyetinizin cevabı olsun diyorum. Neyse halimiz o çıksın fanımızda diye bir şöyle size göstereceğim. Zaten bir yol var bu bir niyet de olabilir. Kimisi için bir yol olur bu. Bir kimisi için alınacak bir. Yoldur. yani gidilecek bir yoldur diyelim <gülüyor> <gülüyor> şöyle bakalım neredeymiş hmm. şimdi bu geçmişten ee gidilesi bir yol niyetiniz geçmişteki ama gidilecek zaman dilimi var bakın şimdi şurada akıp giden sizin sürecinizle alakalı geçmişte niyetinizden bahsediyor bugününüzde zaten bu konuyla ilgili bir engel ee deseniz yani yaşadığınız bir engel durumu söz konusu arkadaşlar. Şöyle birlikte bir tur attırıyorum fincanımı. Ee, güzel enerji varsa söyleyeyim. Ee, sadece şekillerin sürekli olması çok olması bu aman Allah'ım dikkat edin demek anlamına da gelmiyor tabii ki de. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, karışık bir döneminiz varmış ama sizin içiniz de karışık şu an düşüncesel olarak da bazı acı bağlarınızın olduğu bir dönemdesiniz bu e, Şunu söyleyebilirim size. İki kişi. Aslında bir görev var orada. İki kişi bir çığ... Sanki böyle e, ne diyelim ordudasınız da hani böyle e, sanki şu araya sıkışmışsınız. Gördünüz mü? tam? tam. Yani böyle bir yer iki üç kanaldan sizi böyle üstelemişler gibi görünüyorlar. Siz böyle arada sıkışıp kalmışsınız. Altta duran bir insan Yunus'un üstüne çıkmış. Sanki kısmetiniz demişsiniz ve o kısmete güvenerek bazı adımlar atmışsınız ama çok da umduğunuz gibi olamamış bazı şeyler. Kafa kafaya veriyorsunuz. iki kişi Çok net şurada zaten kafanızda uzayıp gidiyor ve siz aklınızdan birileri daha konuşmak geliyor. Bu şu anlama mı gelir? Evlendim ben evliyim arkadaşım ve aslında aklımda başka biri var demek olabilir mi birisi için? Belki de birisi için görü budur net biriyle konuşurken aklınıza başka biriyle konuştuğunuzu görüyorum. Ama bu işinizle bağlantılı olan bir durum. Üç arkadaş, üç kardeş, üçünüzü ilgilendiren bir durum yaşanıyor ise evinizde şu an. Bunun cevabı tamamen sizde ki bu sizin mesela eşiniz de olabilir. Siz değilsinizdir de eşinizin olayıdır zaten ama siz kafayı çok takmışsınızdır. Sizin falınızda görüyoruzdur bunu. Yani aslında falan nereden baktığınız çok önemli. Kolektif açılım olduğu için tabii ki de nereden baktığınız çok önemli diyorum. Ee, sonuç olarak e, burada birisiyle karşılıklı konuşurken sonrasında aklınızdan biri geliyor yani babamla konuşuyorum ay benim halam bana yardımcı olur mu acaba ya demiş de olabilirsiniz neticede siz burada ee, sonuç olarak arkadaşlar şöyle bir durum var ki burada siz bir konuşma yaptıktan sonra öyle bir rahatlıyorsunuz ki zaten önünüze bir yol açılıyor ve bu yolda ne dedik arkadaşlar yola niyetlenmişsiniz bakın yol gidilmiş değil yola gidilecek Yola gidilecek. Ne zaman gidilecek? Sen bu dönemi atlatıyorsun. Aslında o yol o seçenek sana geliyor. Bıyıklı bir erkek görüyorum burada. Pala bıyığı var desem olur bu erkeğin. Yaşlıdır, büyüktür. aslında orada otorite figürüdür. Hani hakim gibidir, savcı gibidir. İşte orada Büyük beybaba gibidir. Vardır ya bizim <laughs> nasıl bir örnek verdiysem şu an kendime güldüm. Arkadaşlar hani izleriz ya böyle babacan yiğit beybabalar vardır. Bizim izlediğimiz Türk filmlerinde. Şimdi Türk filmi mi kaldı? Yani eski Yeşilçamlar'daki gibi demek istemiştim. Dolayısıyla arkadaşlar o kadar cımbızla laflarım alınabiliyor ki bazen. O yüzden çok dikkat etmeye çalışıyorum kusura bakmayın. Bu sefer de şey niye bizi böyle muamele çekiyorsunuz? Her detayı detaylı detaylı anlatarak Buket Hanım her örneğinizi niye bu kadar detaylandırıyorsunuz? Da diyenlerimiz olabiliyor tabii ki de. Biraz sohbet ederek de yapıyorum arkadaşlar. Ben 3 yıldır buradayım. Sabah akşam beni sürekli izleyen arkadaşlarım var. İlk kez dinleyen arkadaşlarım ne kadar saçma konuştu diye de bilirler. Elbette ki saygı duyuyorum. Ama bunu empati yaparak belki de falı da yaşıyor olan biri olarak ee, şey de diyorlar bana. O cümleyi bırakıp bu cümleye geçiyorsunuz. Falı yaşıyorum. Mutlaka dönüyorum sonra. Ee, ne dedim? Toparlıyorum üstelik sonra. Neden böyle algılandığını anlamadım. İki kişi konuşuluyor. Ne dedik? Kafanızda bir kişiyle beraber konuşabileceğiniz aklınıza geliyor. O fikir geldikten sonra pala bıyıklı bir amca bir insan, bir erkek, bir otorite figür, bir e, ilahiyat ya belki de hani Rabbim yardım etti dediğiniz bir çıkış noktası. Bir aklınıza geliyor yol dedik ama hani onunla ilgili bir tıkanıklık yaşadığınız evredesiniz. Aklınıza yol geliyor, buradan fikir geliyor, oradan yardım geliyor. Evet ama bugün o yolu, o fikri elde etmek için tıkanıklık içerisindesiniz. Ee, şimdi 1, 2, 3 kişisiniz arkadaşlar. Samsun'un S'si, Niden'in N'si harfleri var burada. 5 rakamı görüyorum. Bana kalsa Mayıs 5 gibi konuşulmalar var burada. Çok yakın bir vade görünmüş. Yani Mart'ın 25'i falan değil arkadaşlar o. Ee, sonuç olarak Nisan'ın ilk haftası gibi bazı sizin hayatınızda durumlar söz konusu. Ve sonra bir boşluğa bakıyorsunuz zaten. Bu boşlukta inanılmaz bir rahatlamayla çalışıyor arkadaşlar sizin Nisan ayında rahatlayacağınız bir döngünüz var. Bunu unutmayınız. Bu döngü sizi rahatlatır. Bir nefes aldırır. Nisan ayı boyunca oh be dersiniz. Mayıs ayında gerçekten rahatlarsınız. Böyle bir güzellik var burada. Aldığım enerji güzel insanlarla konuşuyorsunuz. Bakın konuşmalarınız temiz çıkmış. Kimle konuşuyorsanız, kime danışıyorsanız, kiminle iletişim halindeyseniz telefonlarınız var. Her biri tertemiz. Yani aslında şurada Nisan 5'i sonrası bu üç kişilik e, inatlaşma ya da yola bak Belki de siz dediniz ya Aa, şundan da yardım gelebilir. İşte o yol sizin için çok doğru bir yol. Nisa Mayıs atlat Mayıs'ın sonunda sen bu yola gidersin. Sen bu dileği gerçekleştirirsin. Sen bu sıkıntıyı aşacaksın. Senin Mayıs itibariyle aslında gerçekleşecek dileklerin var. Üç kişi artık payını mı almış susuyor. Üç kişi gerçekten böyle bir rahatlama hali de olduğunu gördüğüm için şunu söylemek istiyorum size arkadaşlar gerçekten e, anlaşma uzlaşma durumu söz konusu. Şimdi e, şöyle aşağıda duran bir temel var. Bu temel bozulmuyor. Şimdi asıl ana tema konu Koşul, o şart koşuluyor yani. Hayır sen bunu, 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 bunu asla böyle. Tamam diyorlar. Ee, yani örnek veriyorum. Annemizin, babamızın evi olan o evi satmayacağız. Örnek veriyorum şu an. Ama onun haricindeki her birini pay edeceğiz ve bunu ortak pay edeceğiz. Okey, tamam. Ee, i̇ş patronunuz e, asla o projeyi tamamlıyorsunuz haricinde şunu 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 tamamlamaya da bilirsiniz. Tamam? Okey. Gibi. Yani bir uzlaşma var ama ana tema şart koşuluyor. Zemininizi net görüyorum. Hepinizin şartları da eşit görüyorum. Sonra zaten sizin yine ayna kısmı dediğimiz kaygılarınız var burada. Yine mi acaba'larınız var ama yapmayın bunu kendinize temiz. Yani Nisan'ın ve Mayıs'ın keyfini çıkartın derim. Gerçekten güzel bir süreç olacak sizin için. Şunu söyleyeyim, bu üç kişi sizin için her kimse, belki de bir bakış açısı değiştirmek lazım. X kişisinden de yardım alabileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Diyeceksiniz ki, ey Buket Hanım, peki o kişi gerçekten ben evli olduğum için konuşmak istediğim, konuşmaya devam ettiğim aslında aşkımsa, hani belki de bir evlilik durumu ile ilgili dinleyen de oldu. Onu da cevap vereyim arkadaşlar. Şimdi orada siz hali hazırdaki kendi düzeninize devam edersiniz. Yani bu evliliği ne şekilde, ne şartlarda yaşıyorsunuz onu bilemem ama hali hazırdaki o üç kişilik siz iki evladınızsa dengeniz devam ediyor. Ve eşle de demişsiniz ki bak biz boşanmayacağız çocuklar etkilenmesin diye. Ama biz aslında birbirimize bağlı değiliz. Hani bir anlaşma var orada yani boşanmamak şartı konulmuş. Çünkü 3 kişi sizin çocuklarınız da orada dengeyi sağlamaya çalışılıyor. Öyle söyleyeyim size. Hani bu, bunu artık nasıl dinlemek istiyorsanız arkadaşlar. Şimdi Nisan Mayıs'ın keyfini çıkartın derim. Gelelim Mayıs itibariyle gördüğüm. E, tabii bazen şöyle oluyor Dur arkadaşlar. Bu arada Mayıs itibariyle gördüğüm diyorum ama e, bazen tabağa da mesela işte geçmişten gelen bir sıkıntı attınız yansıyabiliyor. E, haricinde e, burada gördüğünüz üzere e, işte o Nisan'da Mayıs'ta ya da işte şu, şu, şu süreçte yaşadıklarımız yansıyabiliyor. hadi yani Nisan'ı Mayıs'ı tabaktan Haziran Temmuz'u buradan falan gibi bir ayrım yok yani onu söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Hey arkadaşlar çünkü yanlış anlamak isteyebilen bile olabiliyor öyle söyleyeyim size. Çok güzel bir güneş değil mi ya bu sizce de? Yani bakın iki kişi ee, arada üçüncü kişi kafalarında zaten iki kişinin kafasında destek almışsınız. Şimdi siz diyorsunuz ki abi abla gel sen şey yapalım ya ee, olmaz böyle gelin bakalım hadi diyorsunuz zaten size de diyor ki anneniz diyor ki kızım evladım oğlum bak çocuğum git şu ikisini barıştır senden başkasını kimse dinlemezler beni de dinlemiyorlar bir şekilde hani gel kendi evlatlarınızın or 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 orta yolunu buldunuz belki ee, bir şekilde anlatabildim mi arkadaşlar siz e birisinin de yönlendirmesiyle çok güzel bir şey vesile oluyorsunuz ve bu durum sizin için gerçekten hani korkuyorsunuz dedim ya. Korkmayın öncelikle. Çünkü tamamen kaygınız olarak yansımış. Yine eskisi gibi olur mu? Geçmişteki gibi kalır mı? Ya işte şu biz olur muyuz? Hayır. Sana geçmişteki gibi olmayacak bir enerjiden bahsetmekte bu açılım. ve sen aslında öncesindeki süreçlerinle ilgili ee, bunu yapma kendine yani. Bunu net söyleyeyim. E, ee, önünüz çok açılıyor arkadaşlar. Enerji inanılmaz sevdim. Aşk tarafınızda bu arada hayatınızda her ne varsa, kim varsa, ne durumdaysanız olanın döngünün güzel ilerledi ve bundan mutlu olduğunuz anlamına gelmiş. Ve güzel açılmış. Hatta şey biraz dedikodusu bile yapılır söyleyeyim. Aa boşanlıyorlar ama şöyleymiş. Vay efendim ne kadar da yakışıklı bir adammış. Güzel bir kadınmış. Kadın doktormuş, adam avukatmış, bir şeymiş bir şeymiş, araba almışlar ev almışlar falanmış filanmış arkadaşlar. Burada bir sizin var olan imkanlarınızla ilgili birilerinin gözünün de kaldığını söylemem mümkün size. Şunu söylemek istiyorum bir de arkadaşlar şöyle ki. Aşktan ziyade aşkın düzeninin devam ettiğini söylemekte ama böyle iş hayatınızla alakalı siz bir iki kişi olarak aynı fikirdesiniz. Bir kişi arada kalmış bir iki kişi de yani şöyle bir görsel var şöyle anlatacağım size. Siz bir iki kişi olarak böyle bir yöne bakıyorsunuz hatta onu da destekleyenim var. Arada kalan bir insan var burada da iki kişi arkasını dönmüş ama siz ikinizi toplarsak ki size ve arkanızdaki kişiye bile dahil olanlar var. Ee, bu ikiliye baktığımız zaman daha yani şu ikisini topla ve şu yetmez. Arkasında kim olursa olsun. Arada kalan kişi arkasını dönmüş, diğerine bakıyor ama neticede siz ikinizin ve aldığınız desteklerle aldığınız kararın şirket hayatınıza, iş hayatınıza devam edeceği var. Şunu demek istiyorum, örneklendirebilirim. Siz eşinizle bir fikir e, aynı birliğindesiniz. Hatta çocuklarınız eşinizi destekliyor bile. Arkanızda da babanız ve anneniz var. Ama anneniz o kadar desteklemiyor ve öylesine ki babanızın yanında. Dolayısıyla dört kişilik bir ailenin dediği olur. Babanız sizden büyükmüş gibi görünür ama annenizin de yeteri kadar desteklememesiyle onlar kaybederler. Yaşça büyüktür, konumca büyüktür, para, mevki, her neyse. Bu doğru bir örneklendirme oldu. Tam olarak böyle bir şey, böyle bir enerji oradaki. Artık siz nasıl anlarsanız. Yani bakmayın yaşına, sıfatına, mevkisine, yüksekliğine falan vesaire. Siz hem fikir olduğunuz yerden devam edin. Önünüz açık. E, kazanan olursunuz diyebilirim. Falınızın enerjisini sevdim. Güzel de gördüm. Her şey sizin de olsun inşallah. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı. İyi ki varsınız. Buket Hanım çok pozitifsiniz. Arkadaşlar sizin aracılığınızla pozitif kalabiliyorum. Çünkü nefes almamla ilgili bile eleştiri gibi mesajlar da gelebiliyor. Ama şuradaki mesajların bütününü bir okuyorum o kadar mutlu oluyorum ki her gün mutlaka okuyorum. Tek tek dönebilecek müsaitliğim olmadığı için bazen beğenebiliyorum bazen onu bile yapamadığım zamanlar oluyor. Toplu teşekkür alanım aslında burası. Ne yaşıyorsunuz neler yapıyorsunuz nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama orada tam bir kalp var ve bu enerji bana inanılmaz pozitif geliyor. Hepiniz çok kıymetlisiniz o yüzden. Ve şunu söyleyeyim size özelden de mesajlar alıyorum arkadaşlar. Burada boşa konuşuyormuşum gibi düşünülebilir ama özelden mesaj bile istek vesaire olduğunu bilin isterim. Yani o yüzden de gerçekten çok kıymet veriyorum buradaki enerjiye ben. Bozulmasını isterim elbette ki. 3 yıldır demek verdim bir alan Burası benim. Yani aslında ne kötü günleri de atlattık. Daha da inşallah yaşamayalım dediğimiz günler ama bu sene e, malum hala bile çok ciddi sıkıntılı. Allah yaşatmasın tekrar etmesin. Başka yerde olmasın. Biz bütün pozitif enerjimizi duamızı Tabii ki de gönderiyoruz. Rabbim yazdı. Biz yaşayacağız. Bunu diyecek bir şey yok. Ama her ne yaşıyorsanız bugün kendi sıkıntınızla ilgili tavsiye edeceğim şey size umutsuz kalmayın olabilir. Yani umutsuzluk insanın dibine dibine böyle alan böyle o çukurda kaldığımız bir hapis yeri gibi geliyor bana. Oradan kurtulmamız için bizim aslında hani bütün pozitif enerjimizi gerçekten aktif etmemiz lazım. Başta inanç tabii ki de buna. Buna inanacağız arkadaşlar. Çünkü bazı şerler bize hayır getiriyor. Görmek beklemek gerek sadece. Birisi senin yüzünden oldu bu dediğimiz insanımız mutlaka var. Bizim insanımız öyle. Yükseleni pek sevmiyoruz. Nerede vasıfsız alçalmışlık? Oh mis canımıza dinlet. Yardım da etmeyiz ama. Tuzumuz da kurudur böyle. Hani gibi yani. Hani hepimizin hayatında vardır o dediğimiz insanlar. O yüzden siz ilahi adalet teslim edin. Beddua etmeyin. O insanın enerjisini almayın. Tavsiyem sadece bu. Çünkü zaten o neyi yaşattıysa aynını yaşatacak. Yani Rabbim ona yaşatacak o duyguyu. Aynısını birebir. Artısız eksisiz arkadaşlar. Siz buna inanın. O yüzden ilahi adalet teslim edin. Bir an önce şifalanın derdiniz neredense arkadaşlar. Sağlıklı sınanmayalım yeter. Bunun dışında bugünlük benden bu kadar. Güzel bir hafta sonu olsun. İnanın her herkes gibiyiz. Yarın sabah neyle uyanacağız acaba? Gündem ne ki acaba diye şöyle bir bakıyoruz önce bir gündeme. Rabbim kötü yazgı yazmasın diyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki açılıma kadar başta arkadaşlar sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.